Evet Gobeller. Şimdi 7. bölümdeydik. Açıortay çözüyoruz arkadaşlarım ve 6. köşe taşında kalmıştık. Şimdi bu 6. köşe taşını da bir ayarlayalım. Şöyle odaklanmasını da bir yapalım hemen. Hop. Taks. Güzel. Bakalım ne diyor burada. Evet. Burada da aynen şu söylediğimiz kural. Daha ilk soruda söylediğim kural. Kolların oranı ayakların oranıyla aynı olacak kural. Yani sen bu soruyu şöyle çözebilirsin. 10 bölü x eşittir. Bak hemen yazıyorum. 10 bölü x eşittir. 5 bölü 4 sağ kol bölü sol kol. Sağ ayak bölü sol ayak deyip 5 bölü 4 diye yazabilirsin. Ya da hocam böyle her seferinde oran mı yazacağız? Bakın bazen de şöyle kısaca şunu görebilirsiniz. Mesela 10 ile 5 yarıya düşmüş. O zaman bu da yarıya düşecek. Demek ki x 8 olacak da diyebiliriz. Şimdi tabii her zaman böyle oranı da güzel vermeyecek. Mecbur sen oranı tek tek yazacaksın. Şimdi burada mesela yazacağız arkadaşım bak. Açıortayın kafa burada. Şunlar ayaklar demiştik. Şu bizim vücudumuz. Şunlar da kollarımız. Üstteki kola bakın x artı 4. Alttaki kol x artı 1. Eşit olacak. Şimdi ayakları yazıyorum. Üstteki ayak 3, alttaki ayak 2. Hemen içler dışlar yapalım. 2x artı 8 eşittir 3x artı 3'e. X eşittir 5. Cevap Denizli'den geldi. Evet, üçüncü sorudayım. AD bir kenar ortaymış. Şu bir kenar ortay. Bu bir dursun elimizde. AD'yi 8 vermiş. Kenar ortayı 8 vermiş kardeşim. Dik açıdan inen kenar ortayın özelliği şu. Muhteşem üçlü dediğim özelliği yapıyor dostum ki hemen hipotenüsü 2'ye bölüyor. Bu birinci görevi. İkinci görevi kendi de hipotenüsün yarısına eşit oluyor. Yani bu 8 ise artık bu da 8, bu da 8. Yani toplam hipotenüs 16. Bize de neyi soruyor? AB ile NC'nin çarpımı. Şimdi bakın hemen şu açıortayımızın teoremini yapalım. Kolları, kafası, ayakları. Kolları AB bölü 16 yazıyorum. AB bölü 16 eşittir. Üstteki ayak 3, alttaki ayak NC. İçler dışlar yapınca zaten AB ile NC'nin çarpımı 16 çarpı 3'ten geliyor 48. Hemen bu soruya bakıyoruz. Şurada şunu fark ettim. Kayı kuralını görün bakın. Açıortay gelmiş şu haşa kadar. Haş da kenarı ikiye bölmüş. Neydi? Hem açıortay hem kenar ortaysa yükseklik de olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak. Burada 6. Şimdi diyor ki BD'nin DC'ye oranı 2 bölü 3. Yani 2K'ya 3K. Hemen şu açıortayı konuşalım şimdi. Ayaklarımız 2'ye 3. İkilik ayağa altılık kol düşmüş. Yani 3 katı düşmüş. Üçlük ayağa da 3 katı düşecek. 18 olacak burası. EC gelecek 12. Ne diyor? AB'ye 6 verdim diyor. Niye? Nerede bir hata yaptık? BD 2, DC 3. 2'ye, pardon ya. 3'ün 3 katı 9 yapar arkadaş. 18 nereden çıktı? 3'ün 3 katı ne dedik? 9. 6'sı buradaysa buraya da 3 kalır dedik. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, çevirdim. 7. köşe taşımızın birinci sorusundayım. BD açıortay. Şimdi bakın 9'a 12. Hemen ne yapacağız? Bunlar kollar. Ayaklara 9K, 12K da yazabilirsin. Ya da bu 9K ile 12K'yı hemen sadeleştir. İkisini de 3'e böl. 3K, 4K diye yazarsın. Daha kolay olur. Ve sana AC'yi, burayı 7 vermiş kardeşim. AC 7 ise 7K 7 yapar. K 1 çıkar. AD'yi istiyor. Yani 3K'yı istiyor. O da 3 yaptı. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir açıortay görüyoruz. Bakın 4'e 6. Sadeleştirerek söylüyorum. 2'ye 3 diyelim biz bunlara. Tabi burada yazamazsın 2 3 diye. Sadece içinden sadeleştir. Kolları yazarken de 2K'ya 3K diye yazdım. Ayakları biliyordum. Kollara 2'ye 3 diye taşıdım hemen bu oranı. Bak yukarıda ne yaptım? Kolları biliyordum. Ayaklara taşıdım. Burada ayakları biliyorum. Kollara taşıdım oranı. Peki bir de demiş ki bize AB ile NC'nin toplamı yani 2K ile 3K'nın toplamı yani 5K 15'e eşittir. O halde K 3. K 3 ise burası 6, burası da 9 yapar. Bizden de AB'yi istiyormuş, 6'yı istiyormuş. Geldik 3. sorumuza.
Yine bakın burada da açıortayın sadece ayaklarını görüyorsunuz değil mi? Ayaklar 9'a 6. İçinden sadeleştir. 3'e böl 3, 3'e böl 2. O zaman kollar da 3'e 2 olacak. Yani 3K'ya 2K. Diyor ki bana AC'den BC'yi çıkarırsan, yani 3K'dan 2K'yı çıkarttığında ki yani K kaldı. 4'tür bu K. E K 4 ise burası 12. Burası 8. Nereyi soruyor? 12'yi soruyor. Cevap Adana. Hadi gelelim buna. Önce şu oranı yerleştirelim. AB'ye 5 diyeceğiz. 5K. Burada ters orantı var değil mi? Bunun yanındakini yazıyorum. AC'ye de 6 yazacağım. Buna da 6K. Ve bakın bu oranın aynısı ayaklarda da olacak. Yani 5M'ye 6M diyeceğiz buraya. Bize de diyor ki AB ile, yani 5K ile BN 5M. 5K ile 5M'nin toplamı 10. Yani 5 parantezinde K artı M 10. Demek ki K ile M'nin toplamı 2. Yazalım bunu. Bizden ne istiyor? AC ile CN. AC ile CN. Yani 6 tane K ile M'nin toplamı. 6 tane 2'den bahsediyoruz. 6 tane 2, 12 yaptı. Evet, 8. köşe taşımıza geldim. Yine burada da aynı teoremi yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Şimdi önce şu oranı yerleştirelim. Şuradakini. AC'ye 2. Şuraya 2K. AB'ye de 5K. Buraya da 5K'yı yazdım. Şuna bakalım. BD'ye 3. M. DC'ye de 4. M'yi yapıştırdım. EF nedir diye soruyor. Şimdi önce şu üstteki açıortay teoremini yapalım. Şimdi şurası kesinlikle 5'in bir katı, burası kesinlikle 2'nin bir katı. Çünkü neden? Kolları 5'e 2 ise ayaklar da 5'e 2. Yani buraya 5A diyelim, buraya 2A diyelim. Peki toplam 7A BC'ye eşit, yani 56'ya. 7A 56 ise A ne çıkar? 8. Demek ki A 8 ise burası 16'dır, burası da 40'tır kardeşim. Bunu bulduk. Şimdi de üsttekini kapatıyorum. Alttan aynı teoremi yapıyorum. 3'e 4. Demek ki şurası 3B. Şu uzunlukta 4B. Ve toplam 7B 56 ise B eşittir 8 çıktı ki 3 tane 8 şurası 24. 4 tane 8 şurası 32. Bak şimdi bana EF'yi soruyordu, şurayı, X'i. 24 ile x'in toplamı 40'a eşit oldu. Gördün mü kardeşim? 24 ile x'in toplamı 40. Demek ki x 16 olacak ki 24 ile toplanınca 40 olsun. Evet, geldik ikinci sorumuza. Şu Denizli noktasının artık ismini öğrendiniz. İki tane açıortay kesiştiyse iç teğet çemberin merkeziydi ve hatta üçüncü doğruda mutlaka açıortay olacak demiştik. Şimdi ne demiş? BD'ye 4K, DE'ye 3K diyebilirsin diyor. Dedim bunu. Hemen şu açıortaya göre konuşursam bak, ayakları 3'e 4. O zaman kolları 3A'ya 4A. Üstten inen açıortaya göre konuşursam ayakları yine 3'e 4. O zaman kolları 3B'ye 4B. Nereyi vermiş? AC'yi bize 12 vermiş. Yani 3 tane A ile 3 tane B'nin toplamını 12 vermişse demek ki A ile B'nin toplamı 4 olacak ki 3 tanesi 12 yapsın. Bizden de çevre istiyor. Bak çevresinde ne var bunun? 3, 7B var. 3, 7A var. 7 tane A ile B'nin toplamını istiyor ki A ile B'nin toplamı neydi? 4'tü. 7 ile çarparsan da 28 yapar sorumun cevabı. Geçelim ben de 3. soruya. Evet, şurayı bir konuşalım şimdi arkadaşlarım. Bakın şu üstteki açıortaya bakın. Kolu 9, ayağı 4,5. Yani yarıya düşmüş. O zaman bu kol 12 ise şuradaki ayak yarıya düşecek 6. Bunu bir söyledik. Şimdi şuradaki açıortayı konuşalım dostlarım. 6'ya 15. Hatta 3'e bölerek yazayım mı? 2'ye 5. Demek ki şurası 2K, şurası 5K. Ve toplam kaç K yaptı burası? 7K. Eşittir 6, 4,5 daha 10,5 yaptı. Demek ki K eşittir 10,5 bölü 7. K'mız bu. Bizden nereyi istiyor? FC'yi, yani 2K'yı. Çarpalım bunu 2 ile. 10,5'u 2 ile çarparsam 21 bölü 7 yapar. Yani 3 yapar. Sorumun cevabı da Bursa'dan gelir. Evet, dördüncü sorumuzdayız.
Şimdi şu oranları yerleştirelim. AB'ye 6'yı yazacağız. 6K. BC'ye de 5'i yazacağız. 5K. AE'ye 3M. DE'ye 2M yazacağız. Peki şurada şimdi şu açıortayla başlayalım. 3'e 2. O zaman 3 ne diyelim? 3A'ya 2A. Bu 1. Şuna gelelim. 6'ya 3A demişiz. 3A burası. 5'e hatta şöyle yapalım mı? İkişer katlarını alalım bunların. 6A olsun, 4A olsun. Şöyle diyelim. 6'ya 6A düştüyse 6'lık kola, bakın bu açıortay için konuşuyorum. 5'lik kola 5A düşecek. O zaman şu araya da minicik bir A kalacak. Ne istiyor? DC yani 1A, AF 6A. 1 bölü 6'yı istiyor. Cevap Adana'dan geldi. Evet, çevirdik. 9 numaralı köşe taşımızdayız dostlar. Hadi çözelim bunu da. ABC üçgeninde BE açıortay. Tamam, bu BE açıortaymış. Gördük onu. 45 45 bakın 90 burası toplamda 6 10 6 8 burası da 10 olacak. Bunu da biliyoruz. Başka BE açıortay demişti. Onu görmüştük. 45 45 AE bölü ED. AE bölü ED'yi istiyor. Tamam. Şimdi şunu konuşalım bir de. 6'ya 8 ya. Yani burası 3K, burası 4K değil mi dostum? Kolların oranı ayaklara eşit. Ve 7K'yı biz ne diyebiliyoruz? 10. K eşittir 10 bölü 7. Demek ki burası artık 30 bölü 7. Şimdi şu açıortayı konuşalım bir de. Bakın 6'ya 30 bölü 7 kollarımız. Yani 6K diyelim biz buraya. Buraya da 30K bölü 7 diyeceğiz. Kolların oranı ayaklarla aynısı. Şimdi ne istiyordu? AE. AE'miz 6K. Bölü ED. O da 30K bölü 7. K'lar gitsin. Bunu ters çevirip çarpalım. 42 bölü 30. Hatta 6'ya bölelim 7. 6'ya bölelim 5. 7 bölü 5'miş sorumun cevabı. Evet, 2 numaraya geldim. Artık Edirne noktasının ismini biliyorsunuz siz. İç teğet çemberin merkezidir bu Edirne. Şimdi ne vermiş? BE ile ED. Şuraya K demiş. Burası 2K'dır demiş. AC nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi sen biliyorsun ki şu AE'yi çizersem iç teğet çemberin merkezinden geçtiği için bu da açıortay. Ve bakın ayaklara bakın 2'ye 1. Kollar da 2'ye 1 olması için 8 ise buranın 4 olması lazım. Şimdi burayı kapattım. Şu CE açıortayını konuşuyorum. Ayaklar 2'ye 1. Kollar da 2'ye 1 olması lazım. Demek ki burası 3 ve AC'yi de sen bu durumda 7 buldun. Hemen 3. sorumuza bakıyoruz. İkizkenar bir üçgende yükseklik neydi? Hem kenarortaydı hem de açıortaydı. Tamam. BC'yi 12 vermiş. O zaman 6 6 diyelim. Hatta burası toplamda 8 oldu değil mi? 6 8 13 geninden. Sonra şu 6'ya 10 oranı ayaklar kollar 6'ya 10'sa 2'ye bölerek yazıyorum. 3'e 5. Yani şurası 3K, şurası 5K. Ve biz toplam bu 8K'yı 6 8 13 geninden 8 diyebiliyoruz. K1. Bizden ne istiyor? DH 3K'yı istiyor. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, dördüncü sorudayız. Açıortayları görüyoruz. İki tane açıortay kesiştiyse burası iç teğet çemberin merkeziydi. Hatta ben bu üçüncüyü çizersem bu da açıortay olacak demiştik. Şimdi AE ile ED'nin oranını 1'e 2 vermiş. Şurası K, burası 2K. Hemen bu açıortay için ayaklar 1'e 2 ise kollar da 1'e 2. A'ya 2. Bu açıortay için B'ye 2B diye de bunları yazdım. Bakın AB'yi 24 vermiş. Şurası 24. 2B 24 ise B 12'dir. Demek ki burası 12. Zaten orayı soruyormuş. 12'yi yapıştırdım hemen dostlarım. Evet. Devam edelim. 10. köşe taşındayız şimdi arkadaşlarım. 10 numarayı koyduk şöyle önümüze. Bakalım ne diyor. Şimdi şu oranı bir yerleştirelim ilk önce. Şunların hepsine biz bir 6K diyelim. 3 tane EC, 6K ise EC'ye biz 2K yazmalıyız.
2 tane AE 6K ise AE'ye 3K yazmalıyız. AB'ye de direkt 6K'yı yapıştırdı. Bak burada şunu gördüm. Şu küçük AF açıortayına bakın. Kolları 3'e 6 yani 2 katı. O zaman 4,5'sa burası kesin 9 olacak 2 katında. Başka ne istiyor? BF. 9 bulduk bunu zaten BF'yi. Bir de DC'yi istiyor. DC'yi de X diyelim şuraya. Peki DC'yi de bulalım hemen. Şöyle yapalım. Bakın 6 ile şu 5K'yı konuşalım arkadaşlar. Şu açıortayı konuşuyorum şimdi. Peki 6'lık kol, 12'lik ayak. Yani 2 katı ayak. 5'lik kol 2 katı olacak, 10 olacak x. Demek ki bu da 10. Toplamları da 19 geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Bir açıortay bu, bir açıortay da bu. Şunu görelim. AB'ye 3K derseniz diyor. BC'ye de 4K diyeceksiniz diyor. Tamam. Hemen şu büyük açıortaya göre konuşursak 3'e 4. O zaman burası da 3M'ye 4M. Şu küçük açıortaya göre konuşursak 3M'lik ayağa 6'lık kol düşmüş 2 katı. 4M'ye de 8 düşer o halde 2 katı zaten EC'yi soruyormuş 8. Üçüncü sorudayım. Yine iki tane açıortay görüyorum. Şu oranı yerleştiriyorum. EC'ye 3K, BE'ye 2K diyorum. AD ile DB eşitmiş birbirine. AD ile DB. Şimdi önce şu küçük açıortayı konuşalım. Ayakları 2'ye 3. O zaman kollar 2M'ye. Şurası 3M arkadaşım. Şurası 3M. Peki burası da 2M o halde. Şimdi büyük açıortaya konuşalım. 2K'lık ayağa 4M'lik kol düşmüş. Yani 2 katı kadar M düşmüş. 3'e de 2 katı kadar M düşecek. 6M olacak burası da o halde. Başka? Şimdi şuradaki açıortayı konuşalım. 2'ye 6 oranı var. Demek ki şurası 1A, şurası 3 katı olacak 3A. 2'ye 6, 1'e 3. Bir de demiş ki FC yani 3A'dan DF yani A'yı çıkarırsan yani 2A'yı bulursun ki o da 2'dir demiş. A 1 o halde. A'yı 1 bulduysak biz buraya ne demiştik 3A'ya ilk başta? Hani şu 2'ye 3 oranından 2M'ye 3M demiştik. Demek ki 3M 3A'ya hatta o da 3'e eşit değil mi? A 1 olduğu için. 3M 3. M 1. Bize neyi soruyor? BD. 2M'yi soruyor. O da 2 yapar. Evet. AD açıortay. KD de açıortay. Şu oranı hemen eşittir 6K diyelim. 3 tane KL 6K'ya eşitse 1 tane KL 2K'ya eşit. 6 tane LN 6K'ya eşitse 1 tane LN 1K'ya eşit. 2NC 6K'ya eşitse bu da 3K'ya eşit. Hemen şu açıortayı görsenize bakın. K'ya 3K, 1'e 3 ayakların oranı. Demek ki 1'e 3 de kolların oranı olacak. 10 ise bu kol 30 olacak. LB'yi 15 vermiş. LB. Göremedim orayı. Şuranın tamamı da 15. Tamam, bu da dursun elimizde. PL'yi istiyor bizden. PL neresi? Şurayı istiyor. X diyelim buraya da. Başka ne vermiş? 10, 15, PL, X'i istiyor. Peki. Bulacağız artık bir şekilde. Burası 15 ise, şurayı bir konuşalım. Şuranın toplamı 25. Burası 25, burası da 30. Bakın kollar. 25, 30. 25'i 5'e bölsem 5K burası. 5M diyeyim hatta. 30'u 5'e bölsem de 6M de burası olur. Bunu da yazmış olalım. Sonra şuraya gelelim. 6M'ye toplam şurası 6K düştü. Bakın şu açıortayı konuşuyorum şimdi büyüğünü. 6M'ye 6K, 5M'ye de 5K düşer. Bunu da yazdık. Şimdi şu küçük açıortayı konuşalım. Şu KP'yi. 2'ye 5 var oranları. O zaman 2x'e 5x diyelim buraya. Ve toplam burası ne yaptı? 7x. 7x'i bize az önce ne demişti? 15. Demek ki x eşittir 15 bölü 7. Benden şurayı yani 2x'i istiyordu. 30 bölü 7 geldi sorumuzun cevabı. Evet, bu biraz karışıkmış arkadaşlar. Birkaç tane açıortay aynı anda yaptığımız için karışık o da. Evet, 11. köşe taşındayız. Hemen bakıyoruz. 90 derecemizi gördüm. Açıortaymış. 5, 12,
13 üçgenidir bu bir kere. Sonra 5'e 12 ise kolların oranı, 5K'ya 12K'dır ayakların oranı ve toplam 17K'yı biz 13 diye bulduk. O halde K eşittir 13 bölü 17. Benden de 5K istiyor. Çarp bunu o 5 ile 65 bölü 17 yapar. Evet, ikinci sorumuz. Bakın yine bu açı ortada, ayakları biliyoruz. 4'e 6. Hatta o zaman bu kol 4, bu kol 3'ün, yani ilk sadeleştirerek yazdım. 4K'ya 6K'da diyebilirdim. Ben sadeleştirdim. 2K'ya 3K diye yazdım. Şimdi burada bir de Pisagor çakalım hemen dostlarım. 3K'nın karesi 9K kare eşittir. Bir 2K'nın karesi 4K kare artı bir de onun karesi 100. 4K kareyi bu tarafa atarsam 5K kare eşittir 100. K kare eşittir 20. K eşittir 2 kök 5 gelir. Benden de ne istiyor? AB'yi istiyor. 2K'yı istiyor. 2 tane 2 kök 5, 4 kök 5 yapar. Evet, üçüncü sorumuz. ABC ikizkenar dik üçgenmiş. 45, 45, 90. Şimdi AC'yi bize ne vermiş? 4 artı 4 kök 2. 4 artı 4 kök 2. Demek ki burası da o halde 4 artı 4 kök 2. 45, 45, 90'dan söyledik bunu. AD nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi öncelikle şöyle yapalım hatta ya. Bunları söylemeden önce ben şu mavi kalemi alayım. Şimdi şurası K ise burası da K, burası da K kök 2 idi dostlar hatırlarsanız. Ve buradaki oranın aynısı hani 1'e kök 2 katı. Şurada da olacak. Yani 1'e 1 kök 2 olacak. Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyim ben? M ile M kök 2'nin toplamı 4 ile 4 kök 2'nin toplamına eşit. Bakın burada çok benzedikleri için birbirlerine M'yi direkt 4 olarak söyledim. AD'yi soruyor. Zaten M'yi soruyormuş. Çok uzatmadan çözdük hemen. Evet, dördüncü sorumuz. 30'u gördük, 90'ı gördük. Burası 60, hatta 30, 30 diyelim. Şurası 30, 30'sa ikiz kenar üçgendir bu. Burası da 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3 diyelim. Nereyi soruyor? AD'yi soruyormuş. AD'de 6 geldi. 30, 60, 90'dan paketledik sorumuzu. Evet. 11'e kadar geldik. Bu video da burada bitsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda da 12 ve devamını yaparız artık. Şöyle bir bakayım. 12'yi ve 13'te mi çözsek diyeceğim ama neyse, onlar da bir sonraki videoda kalsınlar arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşüyoruz.